şey var mı bu konuyla ilgili? İzzet Begoviç'ten isterseniz bir pasaj okuyayım, öyle bitirelim bu konuyu. Bu makalede iktibas ettiğim şey diyor ki, din söz konusu olduğunda insanları genel olarak inanan ve inanmayanlar olarak ayırıyoruz. Dikkat edelim ki bu ayrım çok sati ve epey basitçe. Bunun içinde en kalabalık olan üçüncü topluluk eksiktir. O topluluk kendini inanan sayan ve öyle ifade eden fakat hakikatte öyle olmayan kimseler topluluğudur. Onlar az ya da çok Allah'a ibadet eden, bayramları kutlayan, dinin belli bazı adet ve sembollerini yerine getiren, fakat korkudan, savaş alanından hemen kaçan, ticarette son derece soğukkanlı olarak aldatan, vicdan azabı duymayan, başkasının sırtından geçinen, içki içen ve eğlenen, 1000 sene yaşayacakmış gibi hayatlarını, mallarını ve makamlarını korkuyla veya kendilerinden güçlü olanlara esirmişçesine yalakalık yapan kimseler vesaire. Bu tip insanların belirgin özellikleri korkudur. Hayat için korku, mal için korku, makam ve mevki için korku. Bir güç sahibi veya hükümetin desteğini kazanmak için çabadır onların yaptıkları. Bütün bu korkular arasında bir tek korku eksiktir. Allah korkusu. Bu ruhlarda böylesine belirsiz ve ikiyüzlü atmosferde kendi nesillerini büyütürler. Ancak bu üçüncü kitlenin varlığını dikkate aldığımız zaman dünyada birçok şeyi daha kolay anlamaya başlarız ve neler olduğu ile neden öyle olduğunu anlama imkanına kavuşuruz. Bugünkü İslam dünyası içinde gerçek dinin az fakat sözel şekli dinin çok olduğu tipik örneğidir. Hiçbir yerde dine adanmışlık yok. Fakat aynı zamanda da sadece prensip olarak din kaygısız olarak öne çıkarılır. Ancak dinin somut taleplerinin pratikte bu kadar az yerine getirildiği görülmemiştir. İşte bu paradoks, şekil ve içeriğin bu karşıtlık durumu İslam ülkelerinin çoğundaki vaziyeti açıklayabilir. Belki bu iradesiz ve hareketsiz bir durum olmayan, artık uyuşukluktan uzak, ancak hakiki yönü ve neticesi olmayan kendine has bir yerde sayma ve zaaf durumudur. Bu dünyadaki Kur'an'ın vaziyeti çok plastik bir biçimde durumu yansıtmaktadır. Orada her evde Kur'an'ı özel yüksek bir yerde bulacaksınız. O en iyi hediye olarak kabul edilir. Onun için en iyi kağıt kullanılır. İnsanlar ise bugün bile onun için en iyi kaligrafiyi kullanmak ve onun kapakları ve sayfalarını fantastik süslemelerle çizmekte yarışmaktadırlar. Çocuğun ilk okuduğu ve öğrendiği şey Kur'an'dır. Fakat bütün bunların yanında bu çocukların çok büyük bir bölümü Kur'an'ın gerçek içeriğini ve önemini öğrenmeden büyüyecek ve yaşlanacaktır. Kur'an tartışmasız bir semboldür. Ancak kanun olmaktan çıkmıştır. Halbuki tersi olmalıydı. Dikkat edin ki Kur'an okunmak yerine güzel sesle seslendirilip yorumlanmaktadır. Tırnak içinde seslendirmekte ne Araplar ne de Arap olmayanlar artık onun manasına ulaşamıyorlar. Ve Kur'an'ın benzersiz melodisinde artık hiç kimse emredici ve kesin, bazen tatlı tatlı uyaran ve davet eden, bazen ise tehdit eden, yüksek sesle haykıran, fakat her zaman ve yeniden tüm insan hayatının değişmesini talep eden hükümlerini tanıyamamaktadır. Değil mi? İslam dünyası ne güzel özetlemiş. Abi böyleyiz ya. Ya ben de kalıbım basarım ki İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, İslam dünyasını çok güzel net tasvir etmiş yani. Durumumuz bu yani. Dolayısıyla itiraf ederim, imansız. Bu kadar abi.